Çıktı. Hı. Dosya yok. Neler olduğunu öğrenmemiz lazım. Sen bana mı diyorsun, sesli mi düşünüyorsun? Sana diyorum. Tamam. Ben eve girebiliyorum, sorun yok. Sen kafayı yedin herhalde, değil mi? Kafayı yedin herhalde. Başka bir açıklaması yok. Seni o herifin yanına bırakacağımı mı zannediyorsun Ayşegül? Yakalanırsan ne yapacaksın? Yakalanırsam gelip kurtarırsın. Çok istiyorsanız içeriden kimin Mümtaz'a çalıştığını öğrenebiliriz. Kim olduğu umurumda bile değil. Canımız kan, bunun Poyraz olmaması. İstersek Poyraz da olabilir tabii. Bence de. Bu adam hep karşımıza çıktı. Poyraz'ı Bahri'ye temizletmek güzel olurdu. Sizi mutlu etmenin bir yolunu biliyorum. Sema, aç şu kapıyı. Ya lan, bırakmayacak mısınız beni artık ya? Bırakmayacağız. En azından ben bırakmayacağım. Aç şunu hadi. Sefer, git lütfen. Git buradan. Sefer, defol git. Sema, aç şu kapıyı. Sefer, git buradan. Bak Sema, aç şunu yoksa kıracağım bu kapıyı. Sefer, buradan defol git. Ya, ya ne yapıyorsun ya? Yapmak istemediğim şeyleri yaptırmak zorunda mısın? Ya tamam, anladık. Kızgınsın, hatta kırgınsın. Ne yapsan, ne etsen yeridir. Ama babadan bahsediyoruz Sema. Bize bunca yıl babalık eden adamdan. Sordun mu niye yaptın, neden yaptın diye? Belki bilmediğimiz bir şey var, belki adam haklı. Haklı mı? Ya nasıl haklı dersin ya? Bunca yıl bunun için ne kadar uğraştığımı en iyi o biliyor. Haklıymış. Ya karşısına alsaydı, anlatsaydı, deseydi ki bak kızım şöyle şöyle oldu, şundan şundan oldu deseydi. Olay mı be kızım? Karşına geçip babanı ben mi öldürttüm diyecekti. Kolay mı, sen söyle. Ya bak, anlamadığın şu. Eğer baba söylemediyse mutlaka bir bildiği vardır. Demek ki daha hesap vakti gelmemiş. Ben bunları dinlemek istemiyorum, tamam mı? Ben sebebini de öğrenmek istemiyorum. Onu da görmek istemiyorum. Ya seni hiç görmek istemiyorum. Çık. Defol buradan Sefer, çık. Buradan ancak ölüm çıkar. Defol, çık. Al. Sık. Senin için zor olmaz. Bana öyle babanı öldürmüşüm gibi bakıyorsun ya. Bakma. Sefer. Gitme. Burada. Nikahımız. Ha, ben daha önce hiç görmemiştim. Ya anne, gelinlik giymemişsin. Öyle bildiğin düğünlerden değildi. Gizli mi evlendiniz? Peki anne, sen babamı seviyor muydun? Hmm. İlk başlarda evet. Peki o seni seviyor muydu? Sevmese herhalde evlenme teklif etmezdim. Ama sevse boşanmazdınız. Evlilik sadece sevgiden ibaret değil ki Sinancığım.
Başka şeyler de var. Para mı mesela? Hı. Başka şeyler. Anne, sana bir şey soracağım. Ama doğru söyleyeceksin, tamam mı? Sor. Sen hala babanı seviyor musun? Ya anne, babamla ne zaman buluşacağız bir daha? Bilmem. Ne zaman istersin? Mesela bu akşam. Tamam. Bir ara bakalım. Müsaitse çıkarız. Tamam. Beni gerçekten vurur muydun? Dürüst olayım mı? Babanın hayatıyla bir başkasının hayatı arasında seçim yapmak demek... ...benim için seçim yok demektir. Vururdum diyorsun yani. Sonra çok ağlardım ama. Sen de amma yufka yürekli çıktın be Sefer. Öyleyimdir ben. Hani Kadir İnanır'la Banu Alkan'ın bir filmi vardı ya... ...Kadir abi elektrikçi. Banu abla da yalılarda falan yaşıyor. Zengin kız fakir olan hesabı. Hani onların bir hasta çocukları vardı değil mi? Hah. Ya onun adı neydi ya? Şey, dur. Devlerin Aşkı. Hah. İşte ben o filmi izler izler ağlardım. Şaka lan şaka. Ben Bruce Lee hastasıydım. Öyle bir ara kendimizi karateye falan taktık işte. Karate salonlarından çıkmıyoruz. İşte kahverengi kuşak, siyah kuşakçılık falan. Ondan sonra bilardo salonları, ağır abi ortamları. Herkes böyle yengeç modeli falan. E tabii başımızda anne baba yok. Yol yordam gösteren yok. Kör topal yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bir anda hırgürün içine düşüverdik. Neyse ben de oturdum sana hayat hikayemi anlatıyorum ya. Ya sen şimdi harbiden hiç gelmeyecek misin? Ben ne olacağım peki? Günah değil mi bana? Senin aldığın her nefes günah desene. Neyse, ben tıraşı keseyim. Yolcudur Abbas. Görüşürüz. Bakarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.